Türk halkı ne yapıyormuş peki? Türk halkı itaat ediyordu. Çünkü bizi kurtardı. Mustafa Kemal'in Filistin hezimetinden sonra Adana'nın Bahçe kasabasından çektiği telgraf üzerine İstanbul'da teşekkür eden İzzet Paşa kabinesi Mondros mütarekenamesini imzalamıştır. Vatanımız sevre göre işgale maruz kalmış değildir. Bu Kemalistlerin yalanıdır, palavrasıdır. Sevr hiçbir zaman meriyete girmemiş, teklif safhasında kalmıştır. Yunanistan'dan başka da sevri kabul eden hiçbir devlet yoktur, Türkiye dahil. Mondros'u imzalayan hükümet, Mustafa Kemal Paşa'nın Bahçe kasabasından çektiği telgraf üzerine kurulan İzzet Paşa kabinesidir. İşgal, bu muahedenin yahut mütarekenin, Mondros mütarekesinin 7. maddesine göre vaki olmuştur. Bütün işgaller. Bu mütareke imzaladığı için de Sultan Vahidettin o hükümeti azletmiştir. O günkü sistemde sadaret mührünü padişah istedi mi hükümet düşer. Sultan Vahidettin kabahatli olduğu işgallerden. Bunları geçiyoruz. Bunları ileride derslerde zaman Allah ruhsat fırsat verirse anlatacağız da. İzzet Paşa hatıratında bir söz söylüyor. Diyor ki bunlar Kemal Paşa ve avenesi. Biz sizi Yunan'dan kurtardık. Binaenaleyh bilseydim onun da kitabını getirdim. Buradan aynen okurdum. Binaenaleyh hayatınız, mematınız, namusunuz, şerefiniz, her şeyiniz. Üzerinde tasarruf etme hakkımız var. Bizim sayemizde canlısınız. Bizim sayenizde namusunuz var. Bana Kemal isim biri dedi ki senin adın şimdi Agop olurdu dedi. Namaz kılıyorsan Mustafa Kemal'e bağışlar, borçlusun dedi. Ben de dedim ki hiçbir zaman Yunan galip gelse Anadolu'ya otursa Mustafa Kemal'in yaptığı hiçbir şey yapamazdı. Gene de itikadım budur. Sen yalan söylüyorsun. Yapsaydı Batı Trakya'daki Türklere yapardı. Batı Trakya'da ahkam-ı şahsiye hususunda şeriat meridir. Gavur memleketinde. Gavur insafına sığdıramıyor ki Müslümana gavur kanun tatbik ede. Batı Trakya'da yapmadığını Türkiye hakim olsa kahir ekseriyeti Türk gelmiş 200 bin kişiyle Ankara'ya oturmuş. Hilafeti mi yıkmaya cesaret ederdi? Yazıyı mı değiştirmeye cesaret ederdi? Kadınları mı açmaya cesaret ederdi? Halifeyi mi kovmaya hiçbirine cesaret edemezdi. İzzet Paşa'nın kıymet hükmü doğrudur. Her şeyiniz bizim sayemizde. Biz istediğimizde tecavüz ederiz demektir bu. Buna bir Kemalist'ten bir cümleyle cevap vereyim de çok sual birikti. Ben istediğim dersleri yapamıyorum. Bu sualleri biraz azaltmak istiyorum. Çünkü bu sualleri soranlar sıkılıyor. Zannediyorlar ki ben çekindim cevap vermeye. Fahri Rıfkı diyor ki Mustafa Kemal'i şöyle namusa tecavüz etti, böyle namusa tecavüz etti. Tenkit edenler Çankaya kitabını açın görün. Düşünmüyorlar ki onun hayatı boyunca yaptığından fazladır Yunan askerini İzmir'de bir gecede yaptığından. Şu müdafaaya bakın. Ulan o Yunan, o düşman. Onun bir gecede yaptığı Mustafa Kemal hayatı boyunca yaptığından daha fazladır diye Mustafa Kemal'i hoş görmeye mütedayı bir mantığı ben anlayamıyorum. Ben anlayamıyorum. Sizin içinizde anlayan varsa anlasın. Bu Kemalist mantık budur. Hiçbir nesil gelecek nesilleri kendi iradesiyle bağlama hakkına haiz değildir. Anayasanın dokunulmaz maddesiymiş. Teklif dahi edilemezmiş. İnsan haklarına da aykırıdır. Tabii hukuk kaidelerine de aykırıdır. Bu değiştirilemez diyen maddeyi değiştiririm, ondan sonra da onun değiştirilemezliği gider gürültüye. Gelecek nesiller ne isterse onu yapar.
Eğer millet gerçekten hakimiyet milletinse, şeriat istersen şeriat da idare olunur. Buna mani olunmak insan hakkına karşı çıkmaktır. Bu rejimin adı demokrasi ise icabı da budur. Ama bunlar kendi zihniyetlerinden başka bir zihniyeti milletin istemesi halinde milleti parya, cahil, idraksız kabul ederek asla rıza göstermezler. Peki o zaman hakimiyet milletindir bila kaydı şart sözünü çöpe atın. Hakimiyet kemalistlerindir deyin. Kemalizmi benimseyenlerindir deyin. Böyle bir idare dünyada yoktur. Ve muhalifine kemalistler kadar, kemalist rejim kadar şiddet davranmış bir rejim de dünyada görülmemiştir. Eğer kanun olmasa da ben o devirde asılan kesilen adamları size anlatsam, inanamazsınız bana. İnanamazsınız bana. Ne sudan bahanelerle ne yiğit adamlar. Hiç edildi. Hiç edildi. Hiç edildi. Hiç edildi. Hiç edildi. Mustafa Kemal'in tarihte yer tutma imkanı olan iş inkılaplarıdır. Çünkü bir milletin hayatını mematını alt üst eden bu derecede büyük değişiklik tarihte hiçbir milletin başına gelmemiştir. Almanlara deseniz ki ya şu gotik yazısı hiç okunmuyor, bunu değiştirelim. Gülerler sana. Gülerler. Yani sen bir milletle harp edeceksin. Diyelim ki İngilizler gelse, Türklerle harp etse. Türkleri yense, yendikten sonra da yendiği Türk'ün kanununu alsa, kıyafetini alsa, yazısını alsa, gülersin adama ya. Galip mağlubun kanununu, kıyafetini, usulünü, erkanını alır mı? Yunan mağlup oldu diye bizim tavrımızı benimseseydi mağluba bu mantıklı olurdu. Galip geldin, ahanet kabir, Akropol'dan farkı var mı? Mezarın bile Yunan. Bu ne mantıktır? Yendiğin milleti taklit ediyorsun. Bir yazı değişikliği, bir hilafetin yıkılması tarih çapında büyük hadiselerdir. Yunan harbi bunun yanında bir iştir. Eğer Timur melunu batıya doğru yürümeseydi, demin de söyledim, Altın Ordu devletini yıktı. Selçuklu gibi yıktı. Dağıttı, tarumar etti, çekti gitti. Yıldırım'ın evlatlarının her birine sen padişahsın diye menşur verdi. Birbirleriyle dövüşsünler. Fitne bıraktı gitti. Anadolu beyliklerini yeniden ihya etti. Bazılarının arazilerini daha da büyüttü. Efendim falan şeyh efendi, Yıldırım falan evliyanın seccadesini silkelemişler de üzerine toz düşmüş de bizim için teberrük demiş. Bu değil. Bin defa hacca gitse vebalini ödemesi mümkün değil. Baştan başa Çin'i fethetseydi vebalini ödemesi mümkün değil. Hindistan seferinde 100.000 adam öldürdü. İran seferinde 70.000 adam öldürdü. Bu Müslüman denilen adam Sivas Kalesi'ne kan dökmeyeceğine söz verdi, sulhen girdi. Üzerinde rahlenin üzerinde Kur'an taşıyan 7.000 çocuğu fillere çiğnetti. Kan dökmeyeceğim diyen bu melun 4.000 adamı hendekler açtırarak diri diri gömdü. Lanetullahi aleyhim. Ebu Cehil masum onun yanında. Tarihin gördüğü en büyük zalim. Timur'un lehine bir söz söylemek vicdanları titretir. Demin size söyledim. Hadi Osmanlı'yla bir münakaşan oldu. Altın Ordu'yla ne derdin vardı da yıktın bu devleti, Rusya'yı çıkardın ortaya. Sonunda Anadolu'dan çekildikten sonra Çin'e gidiyordu. Yolda geberdi. Allah sana öyle bir hayrı nasip eder mi? Cengiz bir Moğol'dur. Türk Moğol İmparatorluğu diye okudum ben. Cengiz asla Türk değildir.
Ama İslam dünyasını çiğnediği için din aleyhtarı olan kadroya makbul oldu. Cumhuriyetten evvel hiçbir Müslüman evladına Cengiz Zulagard'ı takılmazdı. Böyle bir şey yok. Tahammül mülkümü yıktın, Hulagihan mısın, kafir diyor şair sevgilisine. Bunların hepsi kafir. Nesilleri sonradan Müslüman oldu. O başka şey. Ama başlangıçta Cengiz'de, Hulagü'de, Moğol'dur, Moğollar sarırsandır, bizimle bir alakası yoktur. İslam dünyasını çiğnedikleri için el küfrü ümmetin vahidi. Bizim kafirler geçmişteki kafirleri yücelttiler. Tıpkı Osmanlı'nın omurgasını kıran Timur'u methettikleri gibi. Düzeltmekten usandığım yanlışlardan biri de budur. Selahaddin Eyyubi'nin Kürtlükle hiçbir alakası yoktur. Ama yanlış yerleşmiş. Selahaddin Eyyubi'nin büyük bir şahsiyet olmadığı da muhakkaktır. Ahlaksızın tekidir. Bir daha benden duysun dünya. Ben tarihte az hücum ettim ona. Mel'unu melaindir. Ben delilsiz konuşmam. Kitaba koymadığım birkaç delili burada zikredeyim. Olsa Kürt ne olacak? Timur Türk, Allah belasını versin. Ben de Türk'üm. Timur Türk, Allah belasını versin bin kere. Mel'un. Kimseyi sırf senin kavmindendir diye değerli tutamazsın. Sen Müslümansan senin ölçün Allah nizamıdır. Allah ya eyyühen nâsü innâ halaknâküm min zekerin ve ünsâ ve câlnâküm şûben ve kabâile litârefû inne ekremeküm indellâhi etkâküm. Şu kavim üstündür demiyor. İnne ekremeküm indellâhi, Allah katında makbulünüz, etkâküm, takvada üstün olandır. Bu Kürttür, Türktür, Arap'tır, Acem'dir, bir şey fark etmez. Hepimiz Adem Aleyhisselam'ın çocuklarıyız. Kavimden daha küçük aileler. Benim ailem senin ailenden daha şerefli. Ben Yakup oğullarındanım. Sen bilmem İlyas oğullarındansın. Bunlar benlik, başka hiçbir şey değil. Her milletten düzgün adam da çıkar, bozuk adam da çıkar. Kavimden, kabileden, ırktan, kandan bir meziyet doğmaz. Belki tarihi tecrübelerden, örften vesaireden, coğrafi hususiyetlerden meziyet sayılacak işler de olur, kusur sayılacak işler de olur. Ben Karadenizliyim. Karadeniz'e muhabbet duyabilirsin. İleri götüremezsin. Karadeniz'de cevvaldir, şudur budur. Ama basit bir şeyden adam öldürür arkadaş. Ben şimdi uşağım girdi tarlama da kırdı Eroğun dalın diye başlayan bir kavgadan adam öldürür. Ben bundan mı edeceğim? Böyle şey yok. Babamı bile İslam'la izan ederim. Müslüman'ın ölçüsü İslam'dır. Sevdiklerimi de İslam'la mizan ediyorum. Düşmanlarımı da İslam'la mizan ediyorum. Onun için Şeyh Said Kürt, Cumhuriyet tarihinin en büyük adamı. En saygı duyduğum adam. Çünkü Allah nizamı namına küfre karşı yiğitçe çıkmış, direnmiş. Allah ona dilediğine şefaat edecek kadar derecat-ı aliye nasip et. Amin. Ben Kürt değilim diye kıskanacağım bunu. Böyle bir şey var mı? O zaman peygamber de Türk değil diye kıskanalım. Bu mantık çürük bir mantıktır. Müslüman mantığı değildir. Selahaddin Eyyubi için yazdıklarımı bir tarafa bırakayım. Size bir tek vaka söyleyeyim. Gene bundan övünecek bir Kürt Kürttür diyerek varsa Yemenli Arap'tır. Hazreti Ömer zamanında fütuhata karışarak Suriye havalisine, hatta Musul'a yerleşmiş bir ailedir. İtalyanların en büyük şairi Dante'dir. Dante'nin dünyada en maruf eseri Divina Commedia'dır. İlahi komedi.
Bizimkiler din düşmanı kitaplara hayrandır. Milli Eğitim bunu tercüme edip Milli Eğitim yayınlarından çıkarmıştır. Bulabilirsiniz. Divina Komedia, ilahi komedi, cennet, cehennem ve Araf tasvirleriyle doludur. Güya Dante hayalen ahirete gitmiş, cenneti gibi müşahede etmiş, cehennem müşahede etmiş, Araf'ı müşahede etmiş. Cennette kimi görmüş, cehennemde kimi görmüş, Araf'ta kimi görmüş bunu anlatır. Bu eserin mevzu budur. Cennet, cehennem, Araf. Bu Dante gavuru peygamberi cehennemde gösterir. Selahaddin Eyyubi cennette. Soruyorum bu ümmete, bu Selahaddin'i methedenlere. Bu Dante aptal mı? Dünyanın en büyük şairi geçinen adam. Acaba Selahaddin'i peygamberi cehennemde gösteren bu melun, Selahaddin'in ne meziyetini gördü onu cennette gösteriyor? Araştırmak gerekmez mi? Selçuklu aleyhine Haçlılarla ittifak yaptı. Kudüs'ü kurtardı. Mustafa Kemal de Yunan'ı yendi. O zaman hilafeti yıkmasını hoş gör, hocaları asmasını hoş gör, tekkeyi kapatmasını hoş gör, 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 gör. Yunan'ı yendi ya, ne yaparsa yapsın gavur olmaz. Bu buna benzer. Bir insanın hatası da bir yere konur, bir sevabı da bir yere konur. Ben Kudüs'ü fethetmedi demedim. Ben asker değilim. Ama askeri bir mantıkla Kudüs'ün fethi de çok mühim iş değildir. Oradaki Hristiyan kumandanın ahmaklığı sayesinde Selahaddin muzaffer olmuştur. Kitapta anlattım, görürsünüz. Aynı Selahaddin Akke'de mağlup canını zor kurtarıp kaçmıştır. Bunu söylemez mi bir tarih? Ben size kaynaklardan göstereyim, 50 tarih söyler. Selahaddin Şaribul Leyli ve Nehardır. İbn-i Kesir'e bakın. Bunları koyacağım yeni baskısına. Çünkü bizar oldum. Mehmet Akif'le Selahaddin hakkındaki düşüncelerimden dolayı vaki tecavüzlerden bizar oldum. Sen gene de methedeceksen methet arkadaş. Kaynaklar diyor ki Selahaddin Şaribul Leyli ve Nehardır. Kaynak diyor ki Hristiyanla ittifak etti. Kaynak diyor ki kumandan olduğu devleti yırttı, kendi adına devlet kurdu. Kaynak diyor ki kendini yetiştiren analığı vaziyetindeki kadını aldı. Tarih diyor ki memur olduğu devleti kan dökerek kendine rahmetti. Müslüman kanı dökerek. Ben böyle bir adam beğenemem. Varsın Mehmet Akif beğensin. Şarkın en sevgili sultanı Selahaddin'i. Kılıç arslan gibi icalin ettin hayran. Sanki İslam'ı boğuyorken İslam. O demir çemberi göğsünde parçaladın ilah. Aha, çarşamba günü 18'idir Mehmet Akif'in Mart havalarını. Söyler dururlar insanlar. Mehmet Akif Çanakkale'yi görmemiş. Bu şiiri Necit'te yazmış. Mehmet Akif Necit'te ne arıyordu? İttihatçıların istihbaratıyla memur olarak gitmişti. Benden duyun. Hakikat herkesin hatırından üstündür. Ya söylemem, ya söylersem doğruyu söylerim. Peygamber ne buyuruyor? Kulül hayri felyeskut. Ya doğru söyle ya sus. Kimsenin hatırı için yalan konuşmam, inanmadığım bir şey söylemem. İttihatçıların teşkilatı mahsusatının memuru olarak oraya gitmiş. Ve Çanakkale şiirini orada yazmış. Bunun neresi hoş görülür Allah aşkına? Neresi hoş görülür? Mehmet Akif tarihçi mi? Selahaddin'i methetmiş. Tarih profesörü. Televizyonda program yapıyor. Bize diyor, Selahaddin diyor. Mehmet Akif tanıttı. Utanır adam bunu ya. Bunu bir tarih profesörü söylemeye utanması lazım. Mehmet Akif Cemalettin Efkani de methetmiş, Abdü'yü de methetmiş, al başına tac et. Abdülhamid'e de en çirkin şekilde sövmüş. Onları da kabul et o zaman. Mehmet Akif'in doğrusu da var, yanlışı da var. Ben doğruların hatırı için yanlışları görmezden mi geleyim Allah aşkına ya? Kulül hayri felyeskut.
Kürtler bir Galat'ın peşinde Selahattin Eyyubi Kürt'tü diyorlar. Asla tarihen doğru değildir. Doğru olsa da Selahattin bir adam değildir. Övünülecek bir adam değil. Selahattin'le Timur arasında fazla fark yok. Ben Kürt olsam da Selahattin için aynı şeyi söylerim. İşte Türk'üm. Timur için daha ağırını söylüyorum. Onu melağa indir diyorum. Allah belasını versin diyorum. Ruhu dinlenmesin kıyamete. Osmanlı'nın omurgasını kırmış. Fütuhatı 50 sene geciktirmiş. 200 bin adam katletmiş nahak yere. Türkiye'de Aleviliğin menşei de Timur'dur. 50 bin adamı ayaklarından zincirli buradan götürüyordu. Şah İsmail dedesine bıraktı. O da onları Alevi yaptı, geriye gönderdi. Timur'dan evvel Anadolu'da Alevilik yoktur. Şeyh Bedrettin, Yahudinin bize attığı kazığın, yaptığı fenalığın nirengi noktalarını anlatıyorum. İkincisi bu Şeyh Bedrettin vakasıdır. Şeyh Bedrettin'in babası kadıdır. Ama Yahudi dönmesidir. Adı İsrail'dir. Esas adı İsrail'dir. İsrail ne demektir biliyor musunuz? Davud Aleyhisselam'ın ünvanıdır. İsrail demek Allah ile haşa ve kella. Savaşmış, güreşmiş, onu yenmiş adam demek. Bu kelimenin lügat manası budur İbranice'de. Yahudinin inancına bak. Evet. Adı İsrail'dir. Musa Çelebi'nin Şeyhülislam tayin ettiği adamdır. Şimdi kısaca söyleyeceğim. Tafsilatını ben uzun uzun yazdım, romanla da yazdım. Şeyh Bedrettin iki devresi vardır. Birinci devresi müsbet bir İslam alimidir. Seyahatlere çıkmıştır. Mısır'da bir Aleviye intisap ederek önce Alevi olmuştur. Eserleri de iki kısımdır. Birinci devre eserleri düzgündür. Ondan sonrakiler rezilin rezillidir. Meselemizde Musa Çelebi'nin Şeyhülislam'ı olan Şeyh Bedrettin Alevilikten ibahacılığa. Ne demek ibah? Haram diye bir şey yok. Her şey mubah. İçki helal. Zina helal, ne biliyorsa aklınıza ne geliyorsa. İbahacı bir yol tuttu ve İzmir civarında, İzmir ve Manisa civarında bir cemaat teşkil etti. Size garip bir şey söyleyeyim. Ben bu melunun hakkında yazdıklarımdan dolayı beni İzmir'den telefonla arayıp da telin eden, küfreden adamlar oldu. Hala devamı var. Bir de bana kocaman bir kitap gönderdiler. Sinan Meydan'ın yaptığı gibi Mustafa Kemal'in başlangıçtaki sözlerini al, evliya diye takdim et. Başlangıçtaki sözleriyle bak sen dediğin gibi adam değil. Ben onun birinci devresinde düzgün şeyler söyleyip yazdığını inkar etmiyorum ki. Asıl olan son tavrıdır, son tavrı. Bir de kitabı gönderdiler bana, aşağıda duruyor. Hala devamı var. Bunlar Musa Çelebi bertaraf edildikten sonra. Çünkü kardeşlerini birer birer ortadan kaldırdı ve devleti yeniden kurdu Çelebi Mehmet. Manisa civarında isyan ettiler. Bu isyanın iki elebaşısı var. Birisi, bunun ikisi de Yahudi evvela onu söyleyeyim.
Birisi Bertiz ya Mustafa. Öbürü de nedir Allah aşkına? Torlak Kemal. He? Torlak Kemal. Torlak Kemal. İkisi elebaşı olarak isyan ettiler. Bu Çelebi Mehmet'in Şeyhülislamlığını yaptığı zaman da bunun hakkında Çelebi Musa'nın, Musa Çelebi'nin bunun hakkında böyle sapıklıklarına dair rivayetler çıktığından bu Tokat'a sürgün edilmişti. Göz hapsindeydi. Adamları Manisa, İzmir havalisinde isyan çıkarınca onlar mağlubiyeti üzerine bunlar onun başmörüdü. Bu baban hesap bana da sorulur diye bir ecnebi gemiye binerek Karadeniz'den Rumeli'ye geçti. Rumeli'de isyana devam etti oradaki müritleriyle. Yakalandı. Ve Serez'de, Selanik'te muhakeme edildi ve asıldı. Buna Simavi, Şeyh Bedrettin Simavi derler. Herkes zanneder ki Manisa'nın Simav kazasındandır. Alakası yok. Bugün Karadağ'da kalan, Karadağ hudutları içinde olan Simavna kadısı, babası. Orada doğmuş. Umumi kabul budur. Lakin Raif Yelkenci adında alim bir sahaf vardı. Bugünkü sahaflar gibi değil. O bir kaynakla ispat etti ki hayır, Irak'ta Semavet adında bir kasabada doğmuştur. Her neyse, bunun hakkında ilk neşriyatı eski Diyanet İşleri reislerinden kim? Simavna kadısı oğlu Şeyh Bedrettin ismiyle küçük bir kitap yazdı. Şerafettin Yaltkaya. Nazım Hikmet bu kitabı gördü hapisteyken. Şeyh Bedrettin destanı diye onu alkışlayan bir kitap yazdı. Nazım Hikmet için kahraman. Çünkü her türlü ahlaksızlığı mübah sayıyor. Buna kafir olduğu ispat edildi. Muhakeme edildi. Alim olduğu için muhakemesiz asılmadı. Böyle mi iddia ediyorsun? Evet. Bu İslam nazarında küfür müdür? Evet. Bu seni mülhit mi yapar? Evet. Mülhidin hükmü nedir? İdam. Tamam. Kanı helal, malı haram, asın dediler. Aslılar. Size garip bir şey söyleyeyim. 1964 yılında Rumeli'den bunun mezarının kemiklerini aldı getirdiler. İntikam alırcasına Abdülhamid'in metun bulunduğu Sultan Murat Türbesi'nin girişinde kapının önünde görürsünüz. Oraya naklettiler. Osmanlı'da binlerce adamın ölümüne sebep olan bu asi, bu kafir, bu zındık, bu mülhit çok makbul biriymiş gibi kemiklerini kim getirdiyse herhalde komünistlerden biri getirdi. Çünkü tam komünisttir. Eğer Sultan Mahmut Türbesi'ni ziyaret ederseniz türbeye girmeden görürsünüz. Kapının dibinde mezar var. Bu Yahudi hareketidir. Elebaşıların Yahudi olmasıyla bellidir. Kendisinin babasının Yahudi'den dönme olmasıyla bellidir. İcraatıyla bellidir. Bu da Yahudilerin bize ikinci kazığıdır. Nasreddin Hoca ve Ömer Hayyam'ın derviş olduğu söyleniyor. Bu doğru mudur diye sordum. Hiç doğru değildir. Ömer Hayyam Ayyaş'tır.
nasıl söyleyeyim? İsyan mahiyetinde çok sözü vardır. Buna tasavvufta şatiyat derler. İsyan mahiyetinde çok şiiri vardır. Sen de sarhoş musun ey Tanrı diye. İşte niye şunu şöyle yaptın bunu yaptın. Ama büyük bir matematik alimiymiş. Efendim Hasan Sabbah'ın yakalanmasında bilmem onun bilgisinden istifade ederek Alamut Dağı'nın altında nefrit varmış da onu tutuşturmuşlar da bunlar geçiyor. İtikadi baktığında hiçbir şey yoktur. Nasrettin Hoca'ya gelince eskiler Nasrettin Hoca'yı hikmet sahibi Ehlullah'tan bir zat kabul ederler. Hoca Nasretullah Rahmetullahi Aleyh diye başlar. Onun fıkralarının Osmanlıcaları hep. Hoca Rahmetullah Evliyaullah'tan biridir derler. İnsanları güldürerek düşündürme yolunu seçmiş. Nasrettin Hoca'nın akaidde bir fasit olduğuna dair hiçbir delil yoktur. Bazı uydurma şeyler de vardır. Timur'la münasebetlerine dair vesaire o devrin adam olduğu için. Fakat büyük bir zattır. Ötekiyle hiç mukayese edilmez. Ömer Hayyam sarhoş. Ayyaş bir herif. Ömer Hayyam Şii mi? Şii mi Ömer Hayyam? Şair. Mezhebi. Mezhebini soruyor üstadım. Şiilik var mıydı diyor Ömer Hayyam'da. Ben zannetmiyorum. İyi bilmiyorum ama zannetmiyorum. Çünkü şeye karşı, Hasan Sabah'a karşı fikir veriyor. Hasan Sabah Kızılbaşlı Kur'an adamdır. Yani Kızılbaş tabiri onun müritlerinden kalmadı. Bugünkü PKK gibi onun başına kızıl bir külah koyan müritleri suikastler yapıyorlardı. Devlet büyüklerini öldürüyorlardı kalabalık içinde vesaire. Kızılbaş tabiri Alevilere bundan kalmıştır çünkü o Alevidir. Yani Aleviliğin bir koludur Hasan Sabah'ın davası. Ona karşı bir tavrı olan adamın Alevi olamaz diye düşünüyorum. Ama Ömer Hayyam için fazla meşgul olduğum bir adam değildir. Ömer Hayyam'ın şiirlerini bizim Trabzon'da Hamamizade İhsan Bey tercüme etmiştir. Osmanlıcası vardı. Benim gördüğüm hep sarhoş şiirlerdir yani. Belki tefekkür ve taassüs bakımından seviyeli bir adamdır. Ama akaide aykırı, demin dediğim gibi şatiyat, yani şeriata zahirine aykırı düşen sözleri çoktur. Onun için makbul bir adam değildir ehl-i sünnet alimlerince. Manasrettin Hoca öyle değil. Evet. Cemaleddin Efgani, su katıksız İngiliz casusudur. Su katıksız masondur. Hiçbir münakaşaya ve mücadeleye mahal olmayacak. Ehl-i sünnet alimlerince müttefikun aleyh gavurdur. Bir insanı küfürle itham etmede yanılan kendi kafir olur. Bu mesuliyeti müdrik olarak söylüyorum. Bir delil size söyleyeyim. Evvela Sultan Aziz zamanında Türkiye'ye gelmiştir. Darülfünun'da o zaman Zeynep Kamil Konağı, şimdiki Fen Fakültesi'nde bir konferans vermiştir. Peygamberliği zanaata teşbih etmiştir. Marangozluk gibidir, zamanla öğrenilir. Haşa ve kella. Bir insan şahsi mesaisiyle bir mesleği öğrenir. Demirciliği öğrenir, mangozluğu öğrenir, kalaycılığı öğrenir. Peygamberlik böyle bir şey değildir. Bununla ilgili sözünden dolayı bir münakaşa çıkmış ve Türkiye'den kaçmıştır. Abdülhamit dünyanın en kesif istihbarat teşkilatını kurmuş bir adamdır. Uçan kuştan haberi vardır. Bakın size bir misal vereyim. İspanya'daki İngiliz büyükelçisi öldü.
kasası açıldı. Abdülhamit'le muhaberatı çıktı. İngiliz Büyükelçisi'ni, Madrid'deki İngiliz Büyükelçisi'ni istihbaratta kullanıyor. Abdülhamit Osmanlı Büyükelçilerine tahsisat veriyor. Ne tahsisatı biliyor musun? Halife, kumar tahsisatı. Hangi diplomatı kullanmak istiyorsa bizim Büyükelçi onunla kumar oynuyor, yeniliyor. Kasten yeniliyor. Kumar kazandı da bu parayı elde etti diye rüşveti kumar yoluyla veriyor. Akıl hayal yetmez, size bir gün Abdülhamid'i de anlatın. Böyle bir padişah, böyle bir istihbaratı dehşetli olan bir padişah. Öğrendi ki Cemalettin Efkan'ı İngilizlere çalışıyor. Çünkü gittiği her yerde ırkçılığı yayıyor. Alem İslam'ın geri kalması milliyeti ihmal ettiği içindir diyor. Her kavim kendi ırkına, milliyetine sahip olsun, ayrı ayrı terakki etsin, sonra birleşir. Bu öz İslami doktrinine mutlak muğayirdir. Mehmet Emin Yurdakul kendi diyor ki beni milliyetçilik yoluna Efkani soktu. Sen bırak öyle İslami şiirler yazmayı. Türkçülük istikametinde şiir yaz. Evvela Türkler kendileri Türkçülük şuuruna sahip olsun. Arap Arapçılık şuuruna. Acem Acemcilik şuuruna. Sonra birleşirsiniz. Evvela bu defa parçalı da sonra birleştirirsin. Hazır bütünken niye parçalıyorsun? Bu imparatorluğun parçalanmasına müncer olur. Abdülhamit bunu çağırdı. Zannetti ki iltifat davet ediyordu. O zaman İran'daydı. Efkani İranlı değil, Afganlı değildir. Efkani İran'ın Esadabad şehrinde doğmuş bir Şii'dir. Gerçek hüviyeti budur. Şiiliğini göstermeyerek, gizleyerek ehli sünneti parçalamak için çalıştığından Efkanlı kelimesini uydurmuştur. Afganistan'la hiçbir alakası yoktur. İran'ın Esadabad şehrinde doğmuştur. Abdülhamid çağırdığı zaman da doğduğu şehirdeydi. Alelacele İstanbul'a geldi. Orada bir çanta unuttu. Ev sahibi olan gene hiç şüphesiz Şii olan birisi bunun unuttuğu çantayı karıştırdı. Bu çantada mühim bir şey olur varsa göndereyim ona. Kıvır zıvırsa zahmete değmez diye çantayı karıştırdı. Sağa sola yazdığı mektupların sureti çıktı. Bir mektup gördü ki Mısır'daki Abdullah yazıyor. Mehmet Akif'in kahramanı Abdullah Efkani de. İkisi de melunu melain. Bu dinin başını kendi kılıcıyla vuracağız. Bu adam Şii olduğu halde sinirlendi. Hükümete teslim etti bunu. Veya bir yayın evine. Bu kitap yayınlandı. Yeni geldi elimize. Bu dinin boynunu kendi kılıcıyla vuracağız. Yani din adamı sıfatıyla, Şeyh Cemalettin Efkani sıfatıyla, gavur hüviyetiyle bir şey yapamaz. Hüviyeti gavur olan bir adam Müslümanlar dinlemez. Yunan harbini kaybetsek de Ankara'da Gonaris gelip otursaydı, Trikopis gelip otursaydı, Mustafa Kemal yaptıklarının hiçbirini yapmazdı, yapamazdı. Halk o Yunan hüviyetine karşı müteyakkız olur. Müteaddi olur. Reaksiyoner olurdu. Aynı bunun gibi din sınıfı içindeki hainler tehlikelidir. Din dışı hainlerle aldırma.
din sınıfı içindeki sapıklarla uğraşmak en haiz ehemmiyet meseledir. Çünkü halk sıfatlarından dolayı yanılır. Adam ilahiyat profesörü. Bu mecnunlardan birisi laikliği din emreder diyor. Bu herif Ağrı Dağı dağ değil, nehirdir dese, çukurdur dese bu kadar komik olmaz. Hayatın her türlü safahatına ait ahkam-ı ilahiye varken, laiklik herhangi bir dini mütedeyyin olmayıp, bütün dinlere yabancı kalmakken bunu İslam nasıl emreder? Timarhanede duysanız bu sözü hayret edersiniz. Deliye bile yakışmayacak, çobanda bile duysan yadırgarsın. Bunu ilahiyat profesörü söylüyor. İstersem size böyle yüzlerce bir delide duysanız dahi dehşet duyacağınız sözler ilahiyat profesörü ünvanlı adamların ağzından sadır oluyor. Cemalettin Efkan da böyle birisi. Bu dinin boynunu kendi kılıcıyla vuracağız. Abdülhamit bunu hapsetti. O zannetti ki ben burada alay ve alay ile karşılanacağım misafir. Nişantaşı'nda bir konağa yerleştirdi onu. Kapısına iki tane inzibat, dışarı çıkması yasak. Herif orada geberdi. Geberdi. Ta bugünkü gibi telefon yok, telgraf yok, bir şey yok. Muhaberesini kesti. Tecrit etti onu. Orada geberdi. O spor sahası var ya Dolmabahçe'de, onun üstünde Maçka mezarlığı var. Küçük bir mezarlık. Dört yol ağzında. Eski Topçu Okulu'nun önünde. Oraya defnedildi. Afganlı fukara adamlar, bu adam meşhur adam. Cemalettin Afgan, Afganistan'ın adını duyurmuş. Geldi kemiklerini aldılar, Afganistan'a götürdüler. Şimdi bu adamın hiçbir hareketi, hiçbir sözü onu temize çıkarmaya yetmez. Çünkü böyle adamlar yanlışları bazı doğruların arkasına saklarlar. Baktığın zaman doğrusu da vardır. Ama asıl faaliyeti İngilizler entelijansına casusluktur. Ben lise talebesiydim. İleride Mehmet Akif için de böyle bir sohbet yapacağım. Size göstereceğim. Mevlid okuttum ben. Gazetedeki ilanı elimde hala, albümünde duruyor. O mevlüde karar verdikten sonra Feyzi Abdullah Tansel'in Mehmet Akif hakkındaki kitabını okudum. Akif hakkında sene 1950 veya 51 kitap okumamıştım. Sabahatı biliyorum. Onu da A'dan Z'ye okumuş değilim. Ne yanlışı var ne doğrusu var farkında değilim. Feyzi Abdullah Tansel'in Mehmet Akif isimli kitabını okuyup da Efkan nühiyetini görünce, Mehmet Akif'in de Efkan nimet ettiğini görünce Mehmet Akif'ten şüphe ettim. Gene de Mevlid'i okuttum. Hatta 66 senesinde Sarıklı Mücahitler isimli kitabında milli mücadeledeki hizmetinde alkışladım. Ama gördüm ki Mehmet Akif yarısı çürük bir elma gibi. Sağlam yeri çok tatlı, lezzetli ama yarısı çürük. Bu çürüğü konuşunca vay, adamların ilahına küfretmiş gibi oldum. Ben delilsiz kimseyi itham etmedim. Bu meseleye taalluku noktasından, Efkaniye taalluku noktasından burada Akif'i mevzu bahsettim. Onu methetmiştir safahatta. Cürm-i azimdir. Diyelim ki o gün için belki bilinmiyordu. Bugün Efkan'ın kim olduğuna dair o bahsettiğim kitap kendi el yazısı evrakını ihtiva eden kocaman bir kitaptır. Ne yaptığı, ne ettiği, fikri, zikri, ne olduğu hepsi ortadadır. Kimsenin kimseyi kayırmaya hakkı yoktur. Hakikat
herkesin itibarından üstündür. Akif de methetse, babam da methetse, kendi el yazısı vesikalarla masonluğu, din düşmanlığı sabit olan bir adam temize çıkarlamaz. Mustafa Armağan'ın kulakları çınlasın, Maraşalı Mete'den kitap ilavesi veriyor. Melhunu melain, ruhu dinlenmesin ebediyen. Evet, bu din-i Muhammed'i çiğnenirken ordunun başında susan adamı hiç kimse kurtaramaz. Bir ihanete karşı çıkma takati olduğu halde çıkmayan da o ihanette müşterektir. Küfre rıza küfür, zulme rıza zulümdür. Onu hiç kimse kurtaramaz. Sen istediğin kadar methet. Bir de övünüyor İsmet Paşa'yı, ben reisi cumhur yaptım. Çok alt ettin. Karabağ Ermenisi'nin milletin başına bela ettin.